İnşallah ötmüyordur. Şöyle, ben sizi takdim etmek istemedim şu açıdan. Genelde biraz eksik kalır takdimler. O yüzden kısaca sizden kendinizi biraz tanıtmanızı isteyeceğim. Değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Burada sizinle yan yana sizlerle beraber burada bulunmaktan mutluyum. Bir ayda Amerikan Kayı'yla beraber alırsın canlı yerine. Şu tarafta mı alırsın? Tabii. Benle beraber. Reklama gelecek ama olsun, yapacak bir şey yok. Girdi bile. Kendimden birazcık bahsedeyim size. 1965 doğumluyum. Çağlayan Lisesi'ne lise birinden terkim. 80 ihtimalle olduğu dönemde okuyamadım. Asgari kadar mesleğe girdim. 37 yıllık meslek hayatımda 30 yıllık işletmeciyim. Hayatımın ilk evresinde Osman Bey'de başladım. Daha sonra Etilen'de devam ettim. Elimizden bir sürü manken, sanatçı, futbolcu geçti. Ama Türkiye'nin beni tanıması milli takım kuaförü olarak Almanya'ya gitmeyle oluştu. Sonra bir 750 kişilik EFS'de bir şov vardı. Şükran Üz sayesinde o şova çıktık. Hatta Amerikan Krevi'nde o dönemde bir bayanı geldi. Onunla beraber aynı sahnedeydik. Herhalde 11 tane Best of Tool mankeni vardı. Hayatım bu kadar. Bundan sonraki hayatımızda mesleğe bir şeyler katabilmek açısından elimden geldiği kadar bütün platformlara çıkıyorum. Mesleğe olabilecek bütün gelişmelerde yanlarında yer alıyorum. Hiçbir çıkarım yok. Hiçbir makamım da yok, mevkim de yok. Öyle olmasını da istemiyorum. Çünkü öyle olursa insanları eleştiremiyorum. Eleştiri olmadığı zaman zarfında da oluşum olmuyor. Bu kadar. Biraz tarihçesinden bahsetmek istersek berberliğin. 15. yüzyılda insanlar birbirlerini tıraş ediyorlardı. Aslında berberliğin ilk başlangıcı Müslümanlığın gelmesiyle oldu. Çünkü Kabe'yi ziyarette insanların sünnet diye kabul ettikleri saç sakalın kesilmesiyle ve sakalın düzelmesiyle başladı. Aslında İslamiyet'i biraz Avrupalılar geri gibi görüyor ama ilk tıraş bizde başladı. Salman-ı Pak Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in ilk berberiydi. Ailesine o kadar yakındı ki, girip çıkardı ki. Son dönemlerde aileden gibi kabul edilip, evin içerisinde artık ona da yemek verip, o da ağırlamaya başladı. Tarihçeyi biraz hızlı geçiyorum, çok vaktinizi almayayım. Abdülmecit Abdülhamit dönemlerinde tütün yasağından dolayı Yeniçeri askerlerinin ayaklanmasıyla beraber başlayan kahvehanelerin kapanmasıyla berberler dışarıda buldular kendilerini. O dönemde Abdülmecit'in emriyle bir isim konuldu ve eminim ki hiç kimse bilmiyordur. Neydi ismi? Bir saniye. Paruker. Paruker. O paklanma anlamında geliyor. Böyle kullanılmasını söyledi. Öyle de devam etti. Cumhuriyet tarihine girmesiyle beraber kahvanelerde yeniden başladı. Yeniden dükkanlar açıldı. Barber kelimesi İtalyan lehçesinden geliyor. İtalyancadan geliyor. Her dönem bir ülkenin esintisinde kaldığımız için o evreyi de öyle atlattık. Sonra saçların yıkanmasıyla beraber kuaförlük sektörüne giriş başladı. Fransa'ya giden arkadaşlarımız o dönemde Mondial'in yarışmalarında rahmetli olanlar da var, hala hayatta olanlar da var. Saçların yıkandıklarında keratinin düz olduğunu ve onun kesilirken çok net çıktığını görünce teknik kesimlerin, rahmetli Vidal Sasson'ların, Jacques Deschamps'ların, Alexander'ların olduğu dönemde bunu Türkiye'ye getirdiklerinde salonlarda su yoktu. Su olmadığı için de ıslatma yöntemiyle yaparlardı. Bu yöntem içerisindeyken düzlüğünden evlere musluklar gelmeye başladığında salonlara da gelmeye başladı. Kuaför konmasının nedeni aslında normalde kuaför değildi. Fransızca coiffeur diye yazılır. Biz onu kuaför diye koyduğumuz için barbarın berberlik olması gibi. Bizim de salonumuzda su var, biz de öyle yapıyoruz diye berberle kuaför bir anda ayrıldı. Aslında hiçbirbirinden bir farkı yoktur arkadaşlar. Bütün bildiğim kadarıyla berberlerde hala su vardır. O yüzden hani arkadaşımız barber diyor ya, sevgili kardeşim, doğru söylüyor. Erkeklerle bayanlar farklıdır. Hiç şeyine girmiyorum yani. Erkek berberinin yaptıklarına sünnettir, işte tansiyondur, nalbantlıktır, bir sürü işleri var, hacamattır falan. İlk cerrahi de berberlerle başlamıştır. Çünkü ellerindeki usturayı maharetli kullandıklarından dolayı özellikle tercih edilmiştir. Tabii daha sonraki evrede çok atıl kaldık ve eğitimsiz olduğumuzdan dolayı hiç ciddiye alınmadık. Biz şimdi o evredeyiz. Demin arkadaşımızı izledim. Çok güzel saçlar kesti. Tebrik ediyorum kendisini. Ben eminim ki sizler de onlar kadar güzel kesersiniz. Ama tek bir eksiğiniz var arkadaşlar. Teknik eğitiminiz yok. Keserken anlatamıyorsunuz, spontane anlatıyorsunuz. Yani bir inşaattaki duvar ustasıyla bir inşaat mühendisinin arasındaki fark yok. O yüzden salonda eleman yetiştirirken de eğer siz eğitim almıyorsanız bu eğitimi de aktaramıyorsunuz. Şimdi bu Barcelona'ya gidecek bir sürü arkadaş var. Mikrofonu uzattığın zaman zarfında bu saça neler yaptın dediğinde kilitlenip kalacak. Çünkü söyleyecek bir şey olabilmesi için teknik anlamda bilgi birikimine sahip olabilmesi lazım. Bunun için de mutlaka eğitim olması lazım. Biraz Şükrü Başkan'ın bu konuda bana sitem ediyor ama bizim eğitim, çıraklık eğitim merkezleri biraz işin temel kısmında Türkçe matematiğinde hayır. Açılı saç kesimlerini gösterecekler. Açılı saç kesiminde ne kadar açı verdiğini gösterecekler.
ne kadar açı ver dediğinde kişiye 90'lık, 180'lik, 360'lık diyebilmesi için kişinin açıyı bilmesi lazım. Kişi elindeki o oranı bilmesi lazım. 10 milimetre dediğinde parmağında 10 milimetreyi gösteremeyecek arkadaşlar var. 10 milimetre ile 10 santimi karıştıran arkadaşlar da var. Hocam, lafınızı kesmek istemiyorum ama o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Amerika'yı durumunun Türkiye'ye gelmiş olmasından sonraki dönemde çok güzel değişiklikler olacak. Çünkü eğitimi aynı zamanda bu açıdan, teorik açıdan da sağlamış olacağız. Amerikan Krev'le tanışmamı anlatayım ben size. Biz Dax denen bir ürün bulunduk. Aslında ismini de vermek istemiyorum ama ilk defa şekillendirilen bir ürün tutan saçı Dax diye bir ürün vardı. Saçtan çıkmıyor. Ve o dönemde biz onu yurt dışından valizlerle getiriyorduk. Bir kozmetik arkadaşlar da hatırlar. Hatta şu anda marketlerde birileri de alıyorlar. O esnada birileri o 95'lerde 96'larda Amerikan Krev'i getirdi bana. Fiber diye bir ürünü vardı. İnanılmaz güzel bir ürün. Hala var bu arada. İnanılmaz güzel bir üründü ve bu ürünü valizle, yani valiz ticaretiyle getirmeye başladık. Hala çok güzel bir ürün. Sonra bu ürünü Türkiye'de biz ekonomik durumumuzda müsait olduğundan dolayı Mesut kardeşimin arkadaşı olan Orhan Bey'le beraber getirebilir miyiz dedik. Tam biz işlemlere başladık ki normalde kuaförün kozmetik sektöründe olması iyi değildir. Kimse satın almaz. Beni yüceltmek anlamında almaz. Canları sağ olsun. Önemli değil. Biz ürünü Türkiye'ye kazanmamak için. Biz orada o işe başlarken Kupaş getirdik. Yapacak bir şey yoktu. Salonlara lanse ettiler. Verdiler. Revlon adı altındaydı. Bu arada Revlon dünyanın en büyük kozmetik firmalarından bir tanesidir. Yani Londra, şeyde Paris'te L'Oreal neyse Amerika'da da Revlon olur. Hatta daha büyüktür diyebilirim. Bu Revlon'un defrize ürünlerini de biz getirmeye başladık. Marketlerden 5 kiloluk defrize ürünlerini yine böyle valiz ticaretiyle getirdik. Çok paralar kazandık. İnanılmaz. Çünkü o zamanlar Glock diye bir ürün vardı. İsim vermemde bir sakınca yok. Resmi bir yayınımız yok. Saçları yapıyordu. İlk defa marketlerde alıp zencilerin kendi saçlarını yapıp uyguladıkları bir işlem vardı ve onu aldık, buraya getirdik. Bütün futbolcuların mutlaka saçında bir düzleştirme vardı. Kalın saçı da inceltiyor. Dalgalı saçı da düzleştiriyor. Revlon'la tanışmamız böyle oldu. O yüzden Revlon'un şu andaki bulunduğu konumu takdirle karşılıyorum. Size bu arada bir müjde verecektim. Beyefendiye bana hatırlatsın diye söyledim. Müjdeyi de veriyorum. Revlon şu ana kadar Türkiye'ye hiç defrize getirmedi. İlk defa defrizeyi getiriyorlar. Ben kullandım. Çok güzel. Marketik ürünü değil. Nutrizesi var yanında. İster maşayla kullanın, ister saça uygulayarak kullanın. Kendisi bana verdi. Bu konuda bile dürüst, biraz da ukala olduğunu bildiği için özellikle sana veriyorum dedi. Biraz böyle hani kral çıplak diyelim ya, hani ona göre. Çok güzel bir ürün ve sırada kendisine sordum. Lütfen getirirken fiyat birimini ayarlayın. Fiyat birimini ayarlayın. En alt tabakaya kadar insin. Çünkü bunun bir de kendi kategorileri vardır. Çok sert saçlar, orta saçlar ve kumral saçlar. Bazen aynı ürünü her saça uyguladığınız zaman saçı yakıyor ve bir daha da müşteri istemiyor. Neyse ben konuşursam çok uzatırım. Moderatör arkadaşa vereyim konuyu. Bana pastasın, ben anlatayım. Aynen öyle. Şimdi Amerikan Crew'yu getirmek istiyordunuz. Bana Amerikan Crew'yu neden getirmek istediğinize dair püf noktaları alayım. Neden Amerikan Crew olmuştu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Erkek serisinde dünyada ilk defa Amerikan Crew kozmetik olarak bu işe yatırım yaptı. Hatta birçok salonda da bilinen canlı yayında sıkıntı yok. Bella geldi buraya. Ama Bella Türkiye'ye erken geldi. Amerikan Crew geç geldi. Bu sektöre ilk yatırım yapan firmadır. Özellikle erkeklerin de artık kozmetik sektöründe harcama yaptığını görmeye başladıktan sonra yatırım yaptılar ve şu anda dünyada kadınlara çok yaklaşmış durumdayız. Bu telaşlı hayatımızın içerisindeyken sabah kalktığımız zaman eskiden esnaf berberleri vardı. Sakal tıraşı olurlardı, fön çektirirlerdi. Sabah işlerine öyle giderlerdi. Artık kimse onu yapmıyor. Üç makasla tıraşla tıraşın oluyor, eline bir parça vaksı alıyor, saçı şekillendiriyor. İyi ki de var. Biraz önceki kesilen saçlar eğer vaks olmasaydı nasıl olurdu arkadaşlar? Çok zorlanırdı. Yani 5 dakikalık işlem herhalde bir yarım saat sürerdi. İyi kesmek başka bir şey, iyi kestiğini sunmak bambaşka bir şey. Bu konuda Amerika'nın kurumları size kesinlikle çok büyük fayda sağlayacak. Şimdi eğitime değindik. Zaten eğitimin teorik açıdan da, pratik açıdan da her konuda size aktarıyor olacağız. Amerika'nın kurum Türkiye ailesi olarak. Onun haricinde ürünlerin imajını, erkek imajını, şu maskülen erkek imajını piyasaya ilk yansıtan American Crew olduğu için bir seçim söz konusu. Bu da ayrı bir konu. Bir de ürünlerin çok iyi olması, bu da zaten bizim seçeneğimizi kolaylaştıran en büyük unsurlardan biri. Çünkü size hayatı kolaylaştırıyor. Buyurun. Nacizane bir şey söyleyebilirim. Erkek sektöründe çok yatırım yapan kozmetik firması yok. Geleceği göremediklerinden dolayı. Olanlar da bulunduklarına Ar-Ge yapmaları lazım. Bu bir büyük yarış. Bu yarışta eğer Ar-Ge'sini iyi yapan insanlar ileriyi görürlerse iyi paralar kazanacaklar. Eğer görmedik de ben bir numarayım deyip de insanın kendini geliştirmediği üzerine yatarsa uygun olur. Artık insanlar tüketici olarak çok bilinçliler. Başka ürünlere kayıyorlar.
O yüzden hani böyle merdiven altı ürün kullanmaktansa bu tarz kurumsal ürünleri kullandığın zaman zarfında yabancı müşteri de geldiği zaman, yeni müşteri de geldiği zaman içerisindeki kullanılan ürünlerin en azından belli bir kısmının organik olduğunu, saça zarar vermediğini, dermatologların testinden geçtiğini bilmeleri gerekiyor. Bu arada arkadaşlar sürpriz bir şey var ama Amerikan Probenik salonunda yok. Mesut beni spontane çağırdı. Alkış. Ay yok. Yok, yok, niye yok şöyle söyleyeyim. Yine resmi durumdayız. Kerastas var, Marakko var, Sebastian var, Bella var. Bir beşinciyi koyarsam elemanların hepsinin oturup üniversite dersi çalışır gibi kozmetik çalışmaları lazım. Bu çocukların hepsi hayatın sillesini yemiş, sayısalları, sözelleri zayıf insanlar. Kendilerini zaten ifade etmekte çok zorlanıyorlar. Bir de ürünlerin içeriğini ezberle dediğin zaman ürünleri birbirine karıştırıyorlar. Doğru vermesi gereken ürünü de yanlış veriyorlar. O yüzden ürününden içerisinden diğerlerinden çıkarmam lazım. Ondan sonra diğerini monte etmem lazım ki aldığım ürünü bilinçli olarak müşteriye vereyim. Çünkü yanlış verilen ürün müşteride yanlış bir algıya sebep oluyor. Dönüyor bana diyor ki Amerikan Kravi iyi gelmedi diyor. Hangi ürünü verdiniz bilmiyorum diyor. Siz yağlı saçlara, kuru saçlara veriyorsanız ya da saçlara yağlıysa yağlı bir wax veriyorsanız müşteri onu kullandığı zaman zarfında sırf satmak için veriyorsanız kullandığı zaman bir daha elini ona atmıyor. Ücretsiz verseniz de almıyor. Bir kozmetik firması eczanelere ürünlerini verdi. Sırf tüketme adına yeniden profesyonel anlamda salonlara geldi ve o söylediğim marka şu anda yerlerde. Çok da iyi bir marka ama satış anlamında yanlış ürün verdikleri için o ürünü şu anda kimse kullanmıyor. Kendi adıma, eğitim departmanım adına söylüyorum. Bu konuda elemanlarımız da sizde son derece destekleyici bir şekilde eğitime tabi tutuyoruz. Bilginiz olsun. Sizi bir düzeltebilir miyim? Bir şey daha deneyecektim. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Dünyada erkek kataloğu pek yoktu. İlk defa dünyada erkek kataloğunu bir kozmetik firmasının özellikle düzenlediği Amerikan Kravi vardır. Ve Amerikan Kravi saçları genelde hep dünyaya damga vurur. Modayı takip ederler. O yüzden inşallah katalog getirirler. O katalogları salonlarda bulundurursunuz. Hem çehreniz gelişir. Hem dünyayla aynı anda entegre olursunuz. Başkanım da bu konuda yardım eder. Çünkü Berberler Derneği'nin 5000 tane üyesi var. Amerikan Kravi'nin o kataloğundan, o şeyinden, fotoğraflarından bütün sektördeki insanlar yararlanırsa ben bu açıdan çok sevinirim. Bu açıdan da eğer bunu yaparsanız çok teşekkür ederim. Gelip gelmemesiyle ilgili nasıl bir şeyiniz var, tasarrufunuz var bilmiyorum ama. Yok. Yani bu konuda size destek sağlayabileceğimiz her konuda, her açıdan, pazarlama olsun, eğitim olsun, bütün ekipmanı sunuyoruz. Yani sadece ürünler değil, aynı zamanda size pazarlama açısından da, eğitim altyapısı açısından da gerekli dokümanları da sağlıyoruz, bilginiz olsun. Peki şöyle bir müjde verebilir miyiz? Bu sadece İstanbul ayağında kalmasa, ben de size yardım etsem. Türkiye'nin her tarafından beni seven, benim de onları çok sevdiğim bilen arkadaşlarımız var. Hepsi de burada. Çoğuyla birebir görüşmüyorum ama gözlerine baktığım zaman beni bir yerden tanıdıklar, ben de onları bir yerden tanıdıklar biliyorum. 81 ilin merkezi olan yerlerinde yarışmalar düzenlense, bu ürünün o sektöre katkılarından dolayı çocuklar bir nebze olsun, bir level olsun atlasalar, bu Barcelona olmaz, başka bir ülke olur. O dönem içerisinde kendilerini biraz yetiştirilseler, teknik anlamda yaptıklarını anlatabilseler, siz de kozmetik firma olarak genelde bu konulara destek olursunuz. Buradan o sözü verebiliyor musunuz? Böyle bir destek yapabilir misiniz? Buradan Antalya'dan, Denizli'den gelen ekip arkadaşlarımız da var. Yani burada şunu da göstermiş oluyoruz. Sadece İstanbul bazlı değil, bütün Türkiye'nin 81 iline yayılacak bir sistemden bahsediyoruz. Çok iyi, burada. Çok iyi. Merak çok etmeyin. Teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. İnanın kendi açımdan hiçbir şey istemiyorum. Yaşım 53, 3 sene sonra mesleği bırakacağım. Hiç de mesleği yapmak istemiyorum. Çok yoruldum. Ekonomik olarak da rahatım, ukalalık olmasın. Bundan sonraki hayatımda ya başkana destek vereceğim ya sosyal sorumluluk projelerini bulacağım. Hızlı yaşayan, çok heyecanlı biriyim. Ukalayım, çok soru sorarım. Hayatınıza çok soru sorun arkadaşlar. Soru sorarsanız bilgi edinirsiniz. Biraz önce hep ben sordum. Hayır, siz sorun. Makineyi sorun, kestiği tekniğin açısını sorun, neden böyle giyindiğini sorun. Siyah niye giyiyorsunuz deyin. Saçlar siyah, arkada siz de siyahsınız. Bunlar fonu kapatıyor deyin. Yani soru sorarsanız bilgi anlamında siz de bilgi aktarabilirsiniz. Eğer soru sormazsanız bilgi alamazsınız ve bilgi aktaramazsınız. Müşteri size soru sorduğu zaman buradan aldığınız bütün eğitimleri, teknik bilgileri müşterilere ifade ettiğiniz zaman eğitime gidip geldiğinde ne öğrendin diye sordukları zaman YouTube'dan da seyredebilirsiniz. Niye geldin o zaman buraya? O zaman soruyorum Özcan Bey. Amerika'nın kuru ürünlerini salonumuza ne zaman alıyoruz? En yakın zamanda. Gerçek söylüyorum. Yani ben bir şey söyleyeyim. Mesut Bey'e ben kendim söyledim. Dedim ki arkadaş ben kendim hani masraftan belki yok olur mu abi sen bizim misafirin dedik. Yani önemli değil. Ben zaten dönem dönem Kıbrıs'a gidiyorum. Başkan dedi ki hayır olmaz öyle şey. Bayrak yapma dedi.
o götürecek dedi. Ben zaten rahatsızım. Almadığım bir ürünün sahnesine çıkıp bu tarzda bir operat yapmak istemem. Ama gerçek söylüyorum. Bu ürün... Markayı senin sevdiğini biliyoruz abi. Heh, yani bu ürün sizde olmasa yani, da ben bu ürünü istiyorum. Bir ara bu ilk Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'de iyi salonda lanse edilmesi açısından Kupaş benim salonuma bunu vurdu. Ama ürün fazla olduğu için çocuklar bu ürünü de kullanın dediğinde kafaları karışıyor. Sema Hanım'a Yok sıkıntı yok. İstiyorsanız peşin vereyim parasını daha sonra alırız. Latife yapıyorum. Bana sormak istediğiniz bir soru var mı arkadaşlar? Sektörel anlamda, şahs anlamda değil. Şahsını herkes tanıyor zaten. O zaman iyi eğlenceler diliyoruz. Daha bir bitirene kadar galiba. Siz ne kadar sürede bu ürünü tanıyorsunuz mesela? Daha önce de müsterek... 96'dan beridir bu ürünü tanıyorum. Biraz önce de bahsettim. Çantayla getirttirdik. Genelde şampuanlarından çok şekillendiricilerini getirttirdik. Neden? Çünkü şekillendiriciler erkekler için vazgeçilmez. Şampuanları bir şekilde buluyorlar. Yani çünkü bir de bildiğim kadarıyla dökülmeye karşı bir ürün değil. Daha böyle ferah, daha bir nötr, daha bir pH'i düzgün bir ürün. Yani diğer bazı argelerdeki gibi dökülmeye karşı bilmiyorum. Var mı dökülme ürünü? Yok. Tabii ki. Var mı? Şampuan. Az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi 6 ürünle piyasaya girip de şu an bütün gamını size her konuda çözüm olarak sunan bir markadan bahsediyoruz. Ya mutlaka ilk çıktığında da bu kadar gamla çıktığını zannetmiyorum. Yani belli bir parçada çıkmıştır. Daha sonra büyütmüştür. Diğer firmalar da öyledir. Jockey ürün vardır. Markasını besteler. Başka bir soru almayacaksak vakti... Sanıyorum önümüzdeki ay alternatif hair show var. Alternatif hair show'a gidecek... Geçti. Bizim katılacaklarımız Erkan Bey var sağ olsun. Bizim sektörde basın işlerle uğraşan. Başkan Bey'le beraber bana söylediler. Sen dediler biraz manyağım. Manyaksın dediler. Tam sana göre diye dediler alternatif hair show. Çünkü standartların dışında tam show, çılgınlık işi dediler. Hem dediler koreografi hem dediler sahnedeki artistiklerle falan oraya yakışırsın çık dediler. Tamam dedik. Manken ayarladık. Hepsini ayarladık. Hatta size de şeyi söyleyeyim. Oradaki o otantik ortamda sunacağımız manken Zeus'tu. Elinde bir tane tanrı şimşek tarzı. Ayağında scooter. Burada Roma döneminin kıyafetleri. Saçlar gri tarzda sakallarıyla beraber. Omuzlarında savaş koruyucuları scooter'la sahneye girecekti ve bunu bastığı zaman şimşek çakacaktı. 25 milyarı buldu. Başkanımla bunu konuşurken dedi ki ben 25 milyarı veremem çünkü benim 5 bin tane üyem var açıklarken sorarlar bu parayı. Sen verir misin dedi. Dedim valla oraya vermek bir şey değil de bana ne katacak? Çünkü ben sayısal kaldım. Verdiğim karşılığı beklerim. Ha, oraya destek veririm gidene giderim yanımda ama ben sahneye çıkacağım o kadar hazırlanacağım. Karşılık beklerim. Burası gibi 10 bin dolar vermiyor. Bak verseler gidersin. Köşeyi dönendik. Kerastasını vermesi lazım daha. Bir şey söyleyeyim. Bu tarz şovlarda ya bir finansör bulacaksınız kozmetik firması tarafından ya da bu işin PR'ını çok iyi yapacaksınız. Mesela Adem diye benim bir kardeşim. İnanılmaz PR yapıyor. Ötünden çopundan falan her yerden yapıyor. Yapıyor ama sonuçta sıkıntı yok. PR anlamında PR yaptığınız zaman zarfında sizin desteğe ihtiyacınız kalmaz. Mesela Alternatif TV şova gittim. Orada birinci seçildim. Kim yazacak bunu? Benim hürriyete, vatana, milliyete lanse etmem lazım. Hiç kimse seni oraya götürüp de Türkiye'de böyle bir derece alındı dediler. Çünkü milli takım gibi bir yer değil. Tamam orada çok üst düzey bir şov ama orayı tanıyan da yok. Sadece kuaförler tanıyor. Zaten kuaförlerin gözünde bir saygınlığın var. Yani oraya gittiğinde daha ne bekliyorsun? Evet. Özcan Bey'i daha fazla yormayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizi sonuna kadar ağırlamak kumar oynamayalım. Cebindeki markalar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.